Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Al Sana İş programına hoş geldiniz. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Bu ülke demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Yani Ulu Önder Atatürk'ün temellerini kurduğu, adaletin temsil edildiği bir hukuk devleti. Hukuktan asla kopmayın. Adaletten asla kopmayın. Çünkü adalet herkese lazım. Hukuk her ülkeye, her insana lazım. Öyle bir kavram ki bu. Yani hukuksuzluğun olduğu yerde hayatınızdan da endişe edebilirsiniz, geleceğinizden de endişe edebilirsiniz. Çocuklarınızın geleceği de tehlikeye girebilir. Hatta her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Onun için hukuktan, adaletten, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından ayrılmayın. Hoş geldiniz. Avukat Hacer Büyükak. Hoş buldum Savaş Bey, teşekkür ederim. Çok güzel bir girizgah yaptınız. Ulu Önderimizin kurduğu Cumhuriyet ve peşine hukuk devleti şu an gerçekten bizim en özlediğimiz şey. En özlediğimiz şeylerden biri ve şu an biraz önce de dediğiniz gibi hukuk herkese lazım ve ben şunu diyorum. En son kapısını çalacağımız yer hukuk, yargı sistemi. Dolayısıyla oraya güvenmek zorundayız. Oradaki sistemi iyi etmek zorundayız. Hakimlerimize güvenmek zorundayız. Savcılarımıza güvenmek zorundayız. Dolayısıyla hukuk sistemimiz iyi olduğu zaman hepimiz kendimizi güvende hissederiz. Tabii ki. Bu bir vatandaşın en duymak istediği histir sanırım. Hani ben avukat olarak burada yer alıyorum ama zaman zaman benim de bir vatandaş olarak yargı sistemine işim düşüyor. Orada bunun önemini çok daha iyi anlıyorum. Şimdi siz yargının içinde bir görev icra ediyorsunuz. Bazen mesela şüpheye düştüğünüz, umudunuzu kestiğiniz, sıkıntı içinde olduğunuz zamanlar oluyor mu? Ve ne hissediyorsunuz? Yani siz onu bir hukukçu olarak bakın, bir de vatandaş olarak yorumlayın. Şimdi tabii ki hukuksuzlukların olduğu yerde biz de demoralize oluyoruz, enerjimiz düşüyor. Hem müvekkilin uğradığı haksızlıkların seviyesini gördükçe üzülüyoruz. Diğer taraftan hakkımızı aramamıza rağmen istediğimiz kanallardan istediğimiz sonuçlar elde edemediğimizde yıpranıyoruz. Bunun tabii çok farklı sebepleri var. Hani evet. Şimdi toptan bir hakim kararı, işte Yargıtay kararı falan demek istemiyorum. Çok genel bir sebepleri var. Ama bazen mesela mahkemelerde alınmış kararların bir üst mahkemeden ya da Yargıtay'dan döndüğünü görüyoruz. Evet, evet. Şimdi orada şöyle bir çelişki oluyor. Ya hakim orada doğru karar veremiyor mu? Ya da yargı orada doğru işleyemiyor mu? Ve burada kaybedilen zaman var. Evet. Bakın insanların çok duyguları, kaybedilen tabii, zaman. Tabii. Bir sürü şey var. Tabii. Kriter var. Evet. Orada işte bir hukukçu olarak ne hissediyorsun? Bir vatandaş olarak ne algılıyorsunuz? Tabii ki üzülüyorum. Yani benim şu çok kez başıma gelmiştir. Aynı şartlarda olup, aynı şekilde delilleri olup bir kişi bir davayı kazanırken diğer kişi kaybetmiştir. Bu çok fazla rastladığım bir şey. Bu durumda ben bunu izah edemiyorum. Yani müvekkilime de izah edemiyorum. Sanırım biraz önce dediğimiz yargı güvenliği, hukuka güven noktasında bu standardın bir şekilde oluşması lazım. Fakat biz doğu toplumları çok hızlı değişen, hele de şu anda teknolojiyle birlikte aslında dünya değişiyor. Çok fazla da uyuşmazlık olduğu için buna biraz adaletin hızı yeterli gelmiyor sanırım. Hem yargılamalar çok uzun sürüyor, yargılamalar ha bitti derken bu sefer dediğiniz gibi üst mahkemelerde kararlar beğenilmiyor ya da bozuluyor bir şekilde. Dolayısıyla insanlarda özellikle son zamanlarda ben şu
algıyı hissediyorum. Ya işte mahkemeyle uğraşana kadar hiç davalık olmayayım, hakkımı aramayayım ya da başka şekillerde çözeyim. Bu kötü bir şey tabii. Yani bu insanları hak aramaktan alıkoyan bir durum. Tabii ki bunun bir de mali tarafı var. Şu an çok daha fazla. Elbette. Hem yargı harçları hem avukatlık ücretleri anlamında. Bu yeni yakın bir zamanda arttı değil evet, mi? Evet evet, ciddi de bir artış oldu. Zaten insanlar avukat tutmak lüks hale geldi. Lüks bir şey. Yani asgari ücret 5.500 lirayken evet, ekonomik koşullarda karnı 10.000 liranın civarında değil mi bir davayı evet, evet, almak? Evet, aşağı yukarı asgari tarifede o şekilde. Yani karnını doyuracak, ondan sonra hakkını arayacak ve bir avukatla hakkını arayacak. Dolayısıyla maalesef burada sistemde bir şekilde hak aramaktan bizi alıkoyan birçok şey var. Bu da üzücü maalesef. Şimdi bakın, ben televizyoncuyum. Yıllardır televizyon yapıyorum. Hı hı. Kriminal programlar da yaptım. Evet, evet, Serap Ezgün'ün programını da yaptım. Orada hem kendimi, hem sistemi, hem de televizyon yayıncılığı eleştirdiğim pek çok nokta oldu. Hı hı. Biz bir anlamda televizyon ekranlarında bir televizyon mahkemesi kuruyoruz. Evet. Yani insanlara diyoruz ki, ya burada bir yargı var ama burada da bir yargı var. Evet, doğru. Televizyona geldiğiniz zaman o kamu vicdanında ya da popüler seyirci vicdanında bir olayı masaya yatırıyoruz ve sorgulamaya başlıyoruz. Evet. Hatta çoğu zaman da mahkum ediyoruz. Çünkü şöyle mesela adaletin kesmediği cezayı biz televizyon ekranlarında, bu bir öz eleştiridir bakın. Adaletin kesmediği cezayı televizyon ekranlarında kişi ya da kişilere kesebiliyoruz. Evet. Bu sizde ne etki yaratıyor? Ne hissediyorsunuz? Yani siz sadece işin televizyon kısmını dile getirdiniz. Ben biraz daha boyutu büyütüp sosyal medya kısmını da işin içine katayım. Bir defa o algılar maalesef artık son zamanlarda mahkemeleri etkiliyor. Bu olumsuz bir şey. Yani hakimin kürsüye çıktığında ya da dosyayı eline aldığında hiçbir şeyden etkilenmemesi gerekiyor. Yani bütün duygularından sıyrılması, bütün yargılarından sıyrılıp objektif bir karar vermesi gerekiyor. O anlamda tabii ki yani zaman zaman biz de hayatın içinde birçok şeyi yargılıyoruz, masaya yatırıyoruz. Fakat bu bir noktadan sonra hukuk sistemini etkiliyorsa orada bir sıkıntı var. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Sıradan bir vatandaş bir trafik kazasıyla birinin ölümüne sebebiyet verdi. Atıyorum düşük bir ceza alıyor ya da yani olması gereken cezayı alıyor diyelim. Ünlü birinin işte bir yakını ya da kendisi bir kazaya, kötü bir olaya sebebiyet verdiğinde toplum bunun çok daha fazlasını verilmesini istiyor. Halbuki yani o oraya sadece bir vatandaş, mahkeme karşısına vatandaş olarak çıkıyor ve hakimlerimiz... Yani orada bir denge oluşturulmuyor. Tabii hakimlerimiz onun ne kadar ünlü olduğu, ne kadar zengin, fakir yani olması gereken bu. Sadece insan olarak yargılıyorlar. Dolayısıyla X kişisine fazla, Y kişisine az böyle bir şey olursa zaten adaletin terazisi şaşar. Peki Hacer Hanım, benim merak ettiğim bir şey var. Bu hukuk sistemi... Mesela dediniz ki hakimin tarafsız bir şekilde ve iyi bir şeyle, dinlenmiş bir akılla evet, dava dosyalarına bakması evet, lazım. Ben bir ara bir dolandırıcı da tanmıştı. İşte başbakan ismini vererek para sızdırmaya, bu bilinen şeylerdir evet, evet, biliyorsunuz. Evet. Polis, işte evet, emniyet mensubu diye arıyorlar filan. O kadar ileri gitmişler ki başbakanın ismini verip benden Bitcoin istiyorlardı. Ben de gittim savcılığa başvurdum. Dedim ki ya bu adamın, bu isteyen adamın bir takım, şimdi ben de istihbaratçıyım, gazeteciyim. Bir takım bilgilerine ulaştım. Bunları size vereyim. Siz soruşturma açın. Bu adamdan dava açayım. Savcı sevdiğim bir insandır. Baktı dedi ki, ya dedi Savaş kardeşim dedi, şu dosyaları görüyor musun dedi. Böyle üst üste yığılı dosyalar. Dedim görüyorum. 147 bin tane var dedi. Evet. Şimdi savcıda 147 bin tane dosya varsa hakimde kaç dosya vardır bilmiyorum. Bir de şöyle de bir şey var. Bir hakim bir günde kaç davaya bakıyor?
Yani duruşma olarak sayarsanız en az bir 30 duruşma 30. oluyor. Yani şehirden şehre bakın, fark ediyor. Şöyle söyleyeyim, bir hakim bir dava dosyasını önceden hazırlık yapmak zorunda, bilmek Tabii zorunda. Tabii ki incelemek zorunda. Yarım saat değil mi? Doğru evet, mudur? Evet. Minimum. Evet. Ne eder? 15 saat eder. Evet. Mesaisinin dışında 15 saat. Evet. Şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Hakim arkadaşlarımdan da ben mesela şunu çok sıklıkla duyarım. Yani lütfen hani bir dava açarken dilekçenizi az ve öz kısa tutun. Çünkü bizim Okumak her zor. Dosyayı böyle saatlerce alıp incelemeye vaktimiz yok. Yani hem duruşma sonrasında o dosyanın hazırlığını yapmak zorundayız ve detaylara kadar okumak zorundayız. Ama orada laf salatası olursa, işte konu yayılırsa, işin magazin kısmına girilirse falan vaktimizi alıyorsunuz. Yani beni yorma der arkadaşlar. Dolayısıyla bana bu meslek şunu öğretti. En az şekilde en özü nasıl anlatabilirim ve sıradan bir insanı anlatır gibi. Yani karşımdaki hakim yeni mezun da olabilir, 25 yaşında bir hakim de olabilir. Kıdemli bir hakim de, 40-50 yaşlarında bir hakim de olabilir. Dolayısıyla kullanacağım kelimeleri, hani o eski artık Osmanlı jargonu da yok mahkemelerde. Kullanacağım kelimeleri öz Türkçeden seçmeye çalışırım ve herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışırım duruşmalarda, dilekçelerde. Dediğiniz gibi zaten o kadar çok dosya var ki, hani bu olayla ilgili dahi bu kadar binlerce dosya varsa savcı bey oturup hangisiyle ne kadar ilgilensin? Yani bunu matematiğe döktüğünüz zaman aslında... Ben şeyden vazgeçtim, biliyor musunuz? Yani evet, dedim, evet. Boş verin o zaman. Evet, evet. Yani, yapacak bir şey yok. Evet, yani matematiğe döktüğünüz zaman yargı çalışanları, sadece hakimler, savcılar olarak da bakmayalım. Katip arkadaşlar, mübaşir arkadaşlar, Tabii. tüm personel bu işlere emek ediyor. Sonuçta ciddi bir iş yükü var. Yani adliyeler gerçekten bu anlamda en yoğun Ama devlet biz daireleridir. Mesela adliye sarayları açıyoruz. Hı hı. Saray diyorum yani evet. kocaman kocaman binalar. Evet. Yani saray lafı orada anormal değil. Çünkü evet. yüzlerce savcının barındığı, işlerini takip ettiği evet. ve mahkemelerin olduğu yerler. Evet. Şimdi o zaman akla şu geliyor. Bizde mesela suç oranı mı fazla? Yoksa biz her şeyi kafaya takıp da mahkemeye mi başvuruyoruz? Bu da güzel bir soru. Şöyle, suç oranı değil de uyuşmazlık çok fazla. Neden fazla? Bu da birazcık son 30 yılda toplumsal yapımızın değişmesiyle bağlantılı bence. Derin bir konu. Yani baktığınız her zaman... Her şeyi dert mi ediniyoruz? Her şeyi dert edinmenin ötesinde... Yargıda mı arıyoruz çözümü? Yargıda arıyoruz çareyi. Şimdi en başta karı koca uyuşmazlıkları, boşanmalar çok fazla. Tabii. Karı koca anlaşamıyor. Yani aile mefhumu çok pandemiden değişti. Pandemiden sonra arttı, biliyor musunuz? Evet, pandemiden sonra çok daha arttı. Kardeş kavgaları, bir tapu arazi davası. Yani kardeş kardeş de şimdi bütün akrabalarıyla iyi olan bir aile neredeyse yok. Çok düşük ya sayıda. Geçen ajanslara bir haber düştü. Kardeşini öldürmüş. Ha, yani işte bir evlat miras. Anneyi kesti falan filan boğazına. Yani bir sürü otarsa... İnanılmaz şeyler. Evet. Yani burada bence adalet sisteminden çok biraz toplumsal yapı, o dejenerasyon sorgulanmalı. Uyuşmazlığın çok olması bizim o adliyelere saray diyerek ya da çok güzel adliyeler yaparak bunu sempatik hale getirmemiz bence çok doğru değil. Uyuşmazlığın çok olması bir ülkenin medeni seviyesi anlamında iyi bir gösterge de değil. Ha, bunu minimuma düşürmek için de devlet nezdinde bir takım girişimler yapılıyor. Arabuluculuk müessesesi ciddi bir şekilde çalışıyor. İnsanlar mahkemeye gitmeden bir şekilde karşılıklı uyuşarak çözsün diye. Ama ben genel olarak bizim toplumumuzun yapısında çatışma kültürü olduğunu düşünüyorum. Kavgadan biraz besleniyoruz. Dediğiniz gibi gereksiz şekilde mahkemeleri meşgul eden
çok olay ve kişi de var. Buna biz de... Biraz da galiba ego meselesi haline getiriyorlar. Evet, evet. Böyle değil mi? Gurur meselesi haline getiriyorlar. Gurur meselesine. Yani bazen sırf karşı tarafın canını yakmak için bir dava açılıyor. Maddi taleplerden çok işte o izzeti nefisler ön planda oluyor falan. Yani bunun altında yatan insanların kendiyle aslında çatışma halinde olma durumu. Biraz psikolojik, biraz sosyolojik. Birçok nedeni var, derin bir konu. Peki, biraz önce davaların çokluğundan bahsettim. Evet. Onun için sanıyorum adalet sistemi kendince bir şey geliştirdi. Gerçi yurt dışında örnekleri var bunun. Ara bulucu avukatlık sistemi. Evet. Bu mesela davaların sayılarının azalmasına bir önlem midir, iyi bir şey midir? Evet, evet. Şöyle ara buluculuk sistemi bazı alanlarda ticari uyuşmazlık, iş hukuku genelde uyuşmazlıklarında şimdi ve tüketici hukukunda zorunlu olduğu kısımlar var. Yani orada dava açmadan önce başvurmak zorundasınız bir takım uyuşmazlıklarda ara buluculuk müessesesine. Tabii ki o ara buluculukla aldığınız karar, o anlaşma aynı zamanda mahkeme kararı yerine geçtiği için tarafların da serbest iradeleriyle yürütülen bir süreç olduğu için mahkemenin iş yükünü bir nebze aldı, azalttı. Bu boşanma davalarında bu ara bulucu yok değil mi? Ama yok. Düşünülüyor bildiğim kadarıyla. Evet, aile hukuku, kira hukuku bu alanlarda da düşünülüyor. Yani boşanma davalarındaki en büyük sıkıntı şu, biraz teknolojinin ve zamanın hızına yetişemiyor yargı sistemi. Davalar çok uzun sürüyor. Boşanma davasındaki talepler sebebiyle bir defa yargılamalar, işte nafaka, tazminat, işte çeyizli, altınlı bundan dolayı uzun sürüyor. Yani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bir boşanma davası için ki tarafların da birbirlerine dava sürdükçe sadakat yükümlülüğü devam ettiği için gerçekten sıkıntılı bir durum. Bununla ilgili mecliste de bir çalışma yapılıyor. Sadece boşanma kısmıyla ilgili bir an önce kesinleştirip bunun fer'ileri dediğimiz o maddi manevi tazminat, nafaka, velayet konularını yargılama sürecinde halletmekle ilgili çok makul ve mantıklı geçmişte bir şey olur. Geçmişte çıkan yargı paketlerinin bir faydası oldu mu adalet sistemine? Yani aslında bizim kanun anlamında, mevzuat anlamında sıkıntımız yok. Bizim uygulamada biraz uygulamada sıkıntımız var. Uygulayıcılarımızda sıkıntımız var. Yoksa yasalarda var. Her şey var. Evet, evet. Yani o yasaların uygulanma noktası sağlam bir şekilde denetlenirse, üst mahkemelerce de, işte hakimlerce de, belki işte o obdusmanlık kurumu müessesesince de çok daha iyi neticeler alınabilir. Ama uygulama sıkıntılı. Hacı Hanım, ben size daha özel sorular soracağım. Mesela çocukluğunuzda ya da gençliğinizde avukat olmayı düşünüyor muydunuz? Aslında düşünmüyordum. Çok sevdiğim bir hocam, buradan da ona selam edeyim. Onun abisi valiydi ve bana dedi ki, ben sayısal öğrencisiydim. Sen avukat ol, yani hukuk oku. İşte bak, abimden biliyorum ben. İstersen avukat olursun, istersen hakim, savcı, kaymakam, çok geniş bir alan. Edebiyatım ve işte kelimelerle aram da iyi olunca onun yönlendirmesiyle seçtim. Ama iyi ki seçmişim diyorum, mesleğimi seviyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezunum. Severek okudum ve avukatlık dışında da herhangi bir hukuk alanında çalışmak istemedim. Hakim savcılık sınavına da girmedim. Yani zor, yıpratıcı bir meslek ama ben şundan açıkçası biraz haz alıyorum. İşin manevi kısmında, adaletin yerini bulmasında bir şekilde rol oynuyorsunuz ve orada sonuç kısmında, işte istediğiniz sonucu aldığınızda, gerçekten masum bir kişi beraat ettiğinde ya da hak ettiği kararı, tazminatı aldığında bir manevi tatmin kısmı var. O beni inanın maddi tatminden çok daha mutlu ediyor. Şimdi o zaman maddi tatmin kısmını soralım. Şimdi evet. Mesela özel uçağınız var mı? villalarda mı oturuyorsunuz? Yok. Lüks arabalara mı biniyorsunuz? Hayır. Çünkü bakın algı çok önemli, evet. Biliyorsunuz. Televizyon programlarına baktığınız zaman ya da dizilere böyle zengin bir avukat görüyorsunuz. Evet. Herkese ulaşan, işte mafyadan çevresi olan, onların işlerini bitiren. Şimdi muhtemelen böyle avukatlar vardır, olabilir. Ben hiçbir şey demiyorum. Ama algı çok önemli. Yani dışarıdan bakan insan avukatları nasıl görüyor sizce?
bu filmlerden sonra, bu görüntülerden sonra? Evet, yani bizim Türk dizi sektöründe de son zamanlarda çok fazla hukuk sistemini ele alan avukatların başrolü oynadığı diziler var. Şimdi avukatlık bir defa güçlü bir meslek. Bunu kabul etmek gerekiyor. Güç algınızın neyle bağlantılı olduğuna bağlı. Eğer güç algınız sadece para, şan, şöhretse, evet, oradaki avukatlar toplum nezdinde başarılı avukatlar sayılabilir. Ama orada dizilerde anlatıldığı gibi işin mutfağında, adliyelerde öyle süslü bir hayat yok. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Hani biz bayan avukatlar olarak, kadın avukatlar olarak mutlaka arabamızda, işte yanımızda bir düz ayakkabı, spor ayakkabı olur. Koştur koştur yetişmemiz gereken yerde o topukluları çıkarırız. Gerekirse işte bir mahzene gireriz, tapu mahzene. İşte gerekirse bir haciz mahallinde sanayiye gideriz. Yani oradaki gibi tatlış pembe bir hayat yok. Ama bunu söylerken şunu demek istiyorum. Gerçekten aktif olarak bir avukatlık yapılıyorsa, yani avukatlık çok geniş, yani sözleşme avukatlığı yapılıyorsa, işte uluslararası çalışılıyorsa belki denilen şekillerde çalışma mümkün olabilir, ama bizim gördüğümüz o adliyelerdeki dava avukatlığından bahsediyorsak, fiili olarak bundan bahsediyorsak, öyle bir şey hiç mümkün değil. Gerekirse çay ocağının o çayını, işte o kirli çayını da içmek zorundasınız, ya da müvekkilinizin size ikram ettiği bir şeyi de yemek zorundasınız. Ya da işte dediğim gibi topukluları çıkarıp düz ayakkabılarla da işin içine girmek zorundasınız. Bir keşfe gideriz mesela, çizme giyeriz, lastik çizme, tozlu topraklı yerlere de gireriz. Yani avukatlık gerçekten hayatın içinde bir meslek. Peki mesleğe başladıktan sonra ruh yapınızda ne değişti? Mesela daha mı nasırlaştınız? Olayları gördükçe yani artık şaşırmıyor musunuz? Soğukkanlılık mı kazandınız? Ne oldu sizde? Şimdi bu meslek beni kişisel anlamda çok geliştirdi Savaş Bey. Onu kabul edeyim. Çünkü iyi bir gözlemciyim. İnsan ilişkilerini tahlil etmeyi seviyorum. Dolayısıyla bu benim psikolojimi olumlu olarak, insanlara olan yaklaşımımı olumlu olarak etkiledi. Ama bir taraftan da tabii ki dışarıda sokaktaki vatandaşın "aa wow, işte şöyle olmuş, böyle olmuş" diyerek anlattığı olaylara biz şaşırmıyoruz. Yani ya da peşinen inanmış gözükmüyorsunuz. Gözükmüyoruz çünkü şüpheci onun arka... oluyor musunuz? Tabii ki, tabii ki şüpheciyiz. Çünkü biraz önce ilk sorduğunuz soruda mesela medyada işte bir suçla ilgili gösterilen algıyla mahkeme dosyasındaki olaylar çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla biz o gaza gelmiyoruz. Yani orada birazcık durup basiretli davranmak gerekiyor, soğukkanlı olmak gerekiyor. Ama bir taraftan bu hani deformasyon mu derseniz, iyi bir şey mi derseniz, o dert skalanızda yükseliyor insanların. Bu kadın da erkek de fark ediyor mu? Bence fark etmiyor. İnsan diyorum ben, kadın ama erkek. Ama kadınlar kimse... daha naiftir ya, yani daha duygusaldır, ya da ben öyle algılıyorum, bilmiyorum erkek olarak. Şimdi o duygusal kısmı işte bu meslek biraz törpülüyor. Evet, yani zamanla işte nasırlaşma dediğim evet, şey nasırlaşma o şey dediğimiz şey, belki erkekler biraz daha olaya mantıksal yaklaşabilirler ama bizim tabii bir hani o annelik içgüdüsü var, elbette, duygusal elbette tarafımız, merhametimiz var. O tabii ki ister istemez zamanla törpüleniyor demeyeyim ama yani bazı şeylerin olduğu gibi, olması gerektiği gibi artık hayatın akışını kabul ediyorsunuz. Acıların da olduğunu kabul ediyorsunuz. Sıkıntıların da olduğunu kabul Şimdi ediyorsunuz. Şimdi bu soruyu sakın cinsiyetçi olarak algılamayın. Kadın ve erkek avukat arasında fark var mı mesela? Şimdi kadın erkek avukat, hı hı, aslında hukuku konuşurlar. Evet. Bir fark yoktur. Evet. Ama etkilenmek anlamında diyorum. Evet. Yani şimdi İstemediğiniz olaylara da karşılaşabilirsiniz. Tabii ki. Yani tabii ki. Karşı taraftaki kişi size kötü davranabilir, kötü söz söyleyebilir. Yani başınıza dert açmak için bir sürü şey yapabilir. Çünkü tabii, eğer bir ceza davası, ceza davasında zaten bir sürü istenmeyen şey vardır. Evet. O zaman siz nasıl gardınızı alıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bir erkek, erkek mesela hani sokakta birisiyle tartışsa kavgaya girer. Evet. Kadınlar girmez. Evet. O zaman kadının farkı zaten orada. Mesela siz ne yapıyorsunuz?
Şimdi ben şunu kabul etmek lazım. Dünyada sadece ülkemizde de değil, erkekler kadınlara göre iş ortamında da hayatta da çok daha rahatlar. Yani bu belki bizim gibi Orta Doğu toplumlarında biraz daha kötü olabilir ama Avrupa'da da işte mobbinge uğruyor ya da Amerika'da da evet. Kadın çalışan yönetici mobbinge uğruyor. Bir şekilde o da evet ayrım var yani bunu kabul etmek gerekiyor. Şimdi bazı alanlarda zaten bu nedenle özellikle ceza hukukunda erkek avukatlar çok daha fazla, erkek meslektaşlarımız daha fazla çalışır. Çünkü kadınların dediğiniz gibi mukavemeti buna dayanma gücü biraz daha düşük. Bu biraz dayanmaz anlamına gelmiyor. Gelmiyor tabii ki. Evet. Bu sizin kişiliğinizle, yapınızla evet. alakalı. Ben olaya tamamen kişisel bakıyorum. Eğer bir erkekle iyi hissediyorsa müvekkil, kendini daha iyi anlatıyorsa erkek avukatla çalışır. Bir kadın avukatla da iyi hissediyorsa kadın avukatla çalışır. Davadan da, dava ayrımından da öte bence bu müvekkil avukat ilişkisine bakar. O davanın içeriğine bakar. Hani neyi de savunduğunuz önemli. O güven ilişkisi kurulduktan sonra ben çok cinsiyetin de önemi olmadığını düşünüyorum. Peki kadın avukatlara en yakışan davalar hangisi? Yakışan dava biraz garip oldu ama. Evet. Mesela hangi davalar kadın avukatların daha başarılı oldukları alanlar? Yani nasıl mesela ki... Mesela boşanma davalarını diyebilir miyiz? Evet evet nasıl ki biraz önce... Ya da ticaret davalarını diyebilir miyiz? Erkek avukatların, erkek meslektaşlarının ceza hukukunda yoğun olarak çalıştığını ve o alanı seçtiğini söylediğim gibi kadın meslektaşlarımın da boşanma alanını seçtiğini söyleyebilirim. Yani çünkü... Boşanma çok çetrefilli bir konu. İşin içinde çocuklar var, evet, eşler var. Boşanmaysa, evet, evet. Birçok durum var. Bunu kadın avukatlar, yani biz kadınlar biraz daha empatik olduğumuz için daha iyi çözümleyebiliyoruz. Belki işte görümcem şunu dedi, kayınvalidem bunu dedi muhabbetlerine bir erkek avukat katlanamazken biz zaten alışkın olduğumuzdan, bildiğimiz konular olduğundan katlanabiliyoruz. Evet. O yüzden diyorsunuz. Evet, o yüzden boşanmada, çok, aile hukukunda. Çok daha ilerideyiz erkeklerden. Evet, yani. Ama genel olarak dediğim gibi herkes erkekler de her alanda başarılı olabilir, kadın meslektaşlar da her alanda olabilir. Böyle bir ayrıma ben çok açıkçası katılmıyorum. Peki, evli misiniz? Hayır, değilim. Değilsiniz. Çocuk var mı? İki yani, oğlum var. İki oğlum, Allah bağışlasın. Şimdi bir annesiniz sonuçta. Evet. Ama avukatsınız. Evet. Mesela... Çocuklar sizin avukat olduğunuzu mu biliyorlar yoksa anne olduğunuzdan çok eminler? Bu da güzel bir soru. Şimdi ben her zaman şunu derim. Bütün meslekler için aslında. Yani evde çatık kaş mısınız? Hayır. Ciddi hayır. misiniz? Hayır, hiç değilim. Hiç değilim. Bir defa ben bütün meslekler için, sadece avukatlık mesleği için de sonuçta meslekler, siz gazetecilikten ekmeğinizi yiyorsunuz, ben Doğru. avukatlıktan para kazanıyorum. Bu bizim hayatımızı idame ettirmek, karnımızı doyurmak için bir araç. Doğru. Fakat ben adliyeden çıktığımda ya da ofisten çıktığımda tamamen bir hacerim. Yani sade bir Çocuklarımın kişiliğim. Çocuklarımın annesi. Çocuklarımın annesiyim ki onlarla evet. gülerim, oynarım, şakalaşırım. Onlarla tamamen bir anne olarak hatta bazen onlar beni anne tamam abartma falan hani derler. Onlar beni frenler yani erkek çocuğu olduğu için. Ev mahkemesinde bir sorgu makamı, iddia makamı. Hayır, ve hiç değil. Yok değil mi öyle bir hiç şey? Hiç değil ama böyle zaman zaman işin esprisini işte okulda oğlum canınızı sıkan biri olursa geleyim orayı dağıtayım bak falan de anne tamam karışma falan. Biz hallederiz. Öyle durumlar oluyor. Ama erkek çocuk annesi de daha bir değişiktir biliyorsunuz. Evet evet ben erkek çocuk annesi olmayı istedim zaten. Allah da bana iki erkek çocuk verdi. Biri 11-16 yaşında çok akıllı, güzel evlatlar onlar da sağ olsunlar. Vallahi bu ülkeye iyi evlatlar yetiştirmek lazım. Kesinlikle. Bu cumhuriyete iyi evlatlar yetiştirmek Kesinlikle. Lazım. Yani ben her zaman şunu derim Savaş Bey, benim bir vatandaş olarak, bir avukat olarak, Hacer olarak yapabileceğim şey bir anne olarak vergimi veririm, mesleğimi düzgün yaparım, çocuklarımı güzel yetiştiririm, oyumu kullanırım, benim yapabileceklerim
Bununla sınırlı. Ben kendi etrafımdaki ancak çöplükleri bir şekilde toplayabilirim. Kendi etrafımı güzelleştirebilirim. Bunun ötesine benim gücüm yetmez. Herkes bu şekilde düşünürse zaten bir şekilde bu toplum geneline de yayılacaktır. Hani ulaşamayacağım, yetişemeyeceğim dertlere de çok girmem. Çok o toplara da girmem. Yapabileceğimi bilirim. İnsan olduğumu bilirim, fani olduğumu bilirim. Gücümün yettiğini de en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Evlatlarımı da dediğiniz gibi devletini, vatanını seven, Atatürk'ü seven, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayan çocuklar olarak yetiştirmek istiyorum. Mutlu çocuklar olarak yetiştirmek istiyorum. Bu onların iyi bir işte doktor, avukat, mühendis olmasından çok daha önemli benim için. İnsan olması. İnsan olması, ayakları üzerinde duran, haklarını bilen, kendilerini ifade edebilen insanlar olması çok daha önemli. Bir şekilde zaten paralarını kazanacaklardır. Peki size bir hukukçu olarak fikrinize ihtiyacım var. Bir de vatandaş olarak. Tabii ki. Bizim toplumumuzdaki insanlar, vatandaşlarımız, yargıya ne kadar güveniyorlar ve yargıdan ziyade kanunlara ne kadar riayet edebiliyorlar? Bunu nasıl gözlemlediniz? Şimdi yargıya... Kanunlara uyan bir toplum muyuz biz? Önce onu sorayım. Kanunlara çok kural seven bir toplum olduğumuzu söyleyemem açıkçası. Kanunlara eğer ucu bir şekilde dokunuyorsa, para cezası varsa özellikle, işte en basitinden bu sigara içme yasağı geldi mesela. Şimdi trafik kurallarında cezalar arttığı için insanlar daha fazla kemer takmaya riayet ediyorlar. Yani bizim insanımız şunu istiyor. Tamam bir kanun var ama sonucunda da bir ceza görmek istiyor. Bir somut bir şey görmek istiyor. Ve bunu hani kişi, meslek, ama makam belki... Ama cezadan mı yoksa sistem mi kurulması lazım? Mesela şimdi Batı toplumlarına bak, Almanya'da mesela insanlar sistem gereği olduğu için kanunlara, evet, nizamlara uyuyor. Çok uyarlar, dikkat ederler. Evet, evet. Şimdi trafiğe çıkın. Arabanız var mı? Kullanıyor musunuz? Evet, var, kullanıyorum. 100 tane şey var. Hatalı hareket var yani. 100 evet. tane, belki 1000 tane. Her biriyle kavga etseniz, kaza olsa, bilmem ne olsa mahkemelere gideceksiniz. Tabii. Yani şimdi insanlar mesela şimdi şerit değiştiren, şerit kovboylu yapan insanlar. Şimdi ben düşünüyorum, empati yapıyorum, yerine koyuyorum diyorum. Ben olsam niye böyle bir şey yaparım diye. Yapmam. Şimdi bizim toplumda ama maalesef şu var. Hani Avrupa ile kıyasladığınız zaman ki şu da çarpıcıdır. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları orada her türlü kurala kaideye uyarken buraya gelip burada çok rahat tavırlar, kuralsızlığa uyuyorlar. Evet, bu da çok çarpıcıdır. Demek ki burada sistemsiz bir şekilde kurallara riayet etmenizi sağlıyor. Onu sorgulamak gerekiyor. Yani biz biraz önce dediğim gibi çok kural kaide seven insanlar değiliz. Daha da kötüsü ve acısı maalesef kurala uyan, işte hayatını belli standartlarda idame ettiren, dürüst, namusuyla ekmek parasını kazanan insanları da biraz küçümsüyoruz. Bunların bir kıymet olduğunun aslında farkında değiliz. Bu değerler eskiden bizim için hani toplumda parmakla gösterilen, ya işte bundan 30-40 yıl önce belki bu adam çok dürüst, düzgün insan, işte çok iyi avukat, çok sağlam avukat dendiği zaman akan sular dururdu. Şimdi tam tersi, ya işte şu fırıldak bak bu işi yapar, şu şuradan çırpıyor, bu buradan alıyor gibi hani biraz o üçkağıtçılık cilalanıyor. O beni de üzüyor açıkçası. Dezenformasyon mu var? Evet, maalesef var. Yani ama sonuç olarak ben şuna da inanıyorum. Az da olsa o doğru, düzgün, işini dürüstçe yapan insanların o çoğunluktan çok daha güçlü olduğuna inanıyorum ve bunu da kıymetini bilenlerin olduğunu düşünüyorum. Doğru yoldan, bildiği yoldan şaşmasınlar diyorum. Ne güzel böyle. Daldan dala gidiyoruz ama aslına evet. bakarsanız... Hayatı konuşuyoruz. Hayatı konuşuyoruz. Evet, yani. Çok güzel. Çok hayatın keyifli. İçindeki hukuku konuşuyoruz. Evet, adalet evet. sistemini konuşuyoruz. Ki herkes mutlaka bir adliyeye gitmiştir bir sebepten. Tabii. Yani programın başında da adalet herkese lazım. Evet, kesinlikle. Herkese, büyüğünden küçüğüne herkese kesinlikle. Lazım. Çünkü kimin ne zaman, nerede canı yarınacağını bilmiyoruz. Evet. Ya da hakkını aramaya kalkacağını bilmiyoruz. Evet. Ancak başımıza geldiği zaman görüyoruz. Evet. Şimdi bu serbest avukatlık bölümüne geçelim. Serbest avukatlık deyince ne hissediyorsunuz?
toplumda ne hissediyor mesela? Serbest avukatlık konusunda toplumun fikri var mı? Bildiğim kadarıyla yok ama yani avukatlarım avukatlık var. Denince zaten genelde serbest avukatlık anlaşılıyor. Serbest avukatlık işte... Şimdi baroların sayısı çoğaldı gerçi de. Evet. Yani serbest... Onu da sorayım istiyorsanız. Yani niye bu kadar çok baro var? Ya o konulara çok girmek istemiyorum açıkçası. Aslına bakarsanız siyasi. Siyaseti çok konuşmak istemiyorum siyasi, açıkçası. Evet. Sevmiyorum da. Yani serbest avukatlıktan benim anladığım bir defa sorumluluğu çok fazladır serbest avukatlığın. Hani dışarıdan göründüğü zaman evet bir ofis sahibi olmak, o ofisi yönetmek güzel, keyifli, işte o dizilerdeki gibi havalı, hele de Boğaz'a bakan bir ofisteyseniz. Sizin ofisiniz var mı? Var var. Çalışanlarınız var. Var, çalışanlarım Çalışan da avukat var. Arkadaşlarınız Onlar var. Onlar da var. Stajyerleriniz var mı? Stajyerim şu an yok. Stajyerim yeni avukat oldu. Onunla da avukat ilgili olarak bir eleştirim devam var. Ediyor. Stajyer eleştirim var. Öyle mi? Evet. Çok artık avukatlar almak istemiyor anlamında mı eleştirimiz Hayır, var? Hayır, eleştirim şu. Mesela aslında sistemsel bir eleştirim. Mesela stajyer avukatlara ücret verilmiyor. Doğru mu? Evet. Niye? Yok, ben verdim o konuda. Siz verdiniz, tamam. Niye? Genel olarak neden? Evet. Aslında orada bir sömürü var. Var, var değil maalesef. Yani Yani yazık günah diye başlayacağım cümleye ama şimdi gerçekten mesela siz staj yaptınız mı? Tabii ki. Aldınız mı para? Ben de ücret almadım. Almadınız. Evet. İşte o sistem yanlış kurulmuş. Orada bir emek verdiniz. Belki sizi icra davalarına, dosyalarına verdiler, gönderdiler. Bir sürü mesele aslına bakarsanız belki de başlangıçta angarya sayılabilecek, bir avukat için angarya sayılabilecek işleri stajyer avukat. Tamam o öğrenmenin bir şeyi yok, bedeli yok, güzel bir şey. Evet. Ama öte yandan da insanın emeği var. İnsanın emeği var Savaş Bey. Ben şunu da önemsiyorum. Şimdi kendim de dönüyorum 2005 yılına. Mesleğe yeni başladığımda hevesli, minnoş, böyle herkes işte iş versin diye avukatın öğrenme gözüne... Öğrenme çabasındayım, iş versin diye avukatın gözünün içine bakıyorum. Biri geldiğinde böyle bir heyecanla kapıyı açıyorum falan. Yani o verdiğiniz, düşük de olsa verdiğiniz ücret o kişiye biraz daha şevk katıyor. Benim söylemek çok değerli. Zaten. Yani hani illa böyle çok büyük paralar değil. Zaten onu vermez. Aynen. Hani bir harçlık gibi, belki bir yol parası gibi bir ücret. Ben de hep stajyerlerime mutlaka verdim. Ve verilmesi gerekir, insanların heveslendirilmesi, meslektaşlarımın heveslendirilmesi adına verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu eleştiriniz haklı bir eleştiri bana göre de. Serbest avukatlığı da şöyle söyleyeyim, çok özgür ama aynı zamanda da çok ağır sorumluluğu olan bir meslek. Mesela ben bir haftadan fazla ofisten ya da buradan uzaklaşamıyorum. Çünkü işte tebligatlar geliyor, dilekçeler süreli falan ya da görüşmeler yapmamız, toplantılar yapmamız gerekiyor. Teknoloji her ne kadar gelişse de bizim o dava dosyalarına elimizin değmesi, ofisin tozunu bir almamız gerekiyor. Hissetmemiz gerekiyor. O yüzden aynı zamanda da bağlayıcı bir şey, sorumluluğu fazla bir şey. Bu teknolojinin gelişmesi size çok faydalı oldu mu? Kesinlikle oldu. Kesinlikle. Özellikle pandemi süreci mesela en önemlisi, artık duruşmaları online yapabiliyoruz. Evet. E-duruşma denen bir şey çıktı. Bu hem hakim arkadaşlar Segbis'te için. Segbis öyle bir şey galiba. Segbis zaten avukatlar yapıyor şimdi. Yani gerçekten teknolojinin faydalarından yararlanıyoruz. UYAP sisteminden zaten. Peki, elektronik imzayla her şeyi gönderiyoruz. Segbis'te şöyle bir eleştiri var. Yani diyor ki mesela müvekkil hapishaneden bağlanıyor ya da tutuk evinden bağlanıyor ya da işte bulunduğu yerden bağlanıyor. Hani duruşmanın içinde olsa belki daha etkili olabilir. Hakim huzurunda olsa. Evet, bazı davalar için, bu özellikle ceza hukuku için dediğiniz doğru. Segbis zaten ceza hukukunda bu e-duruşmadan önce de kullanılıyordu. Yani ceza hukukunda insan psikolojisi, suçlu psikolojisi, işte o Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'da bahsettiği mevzular çok daha önemli. Ve o kişinin hakimle belki kurduğu göz teması, sıcağı sıcağına, oradaki jest ve mimikleri bir intiba yaratacak. Segbis'te evet katılıyorum, mecbur haller dışında mahkemeye getirilmesi gerekir bence de. Suç ve Ceza benim yaptığım programın ismiydi. Evet. Serap Özgül'e yaptığım programın ismiydi. Evet. Suç ve Ceza. Ben lisede okumuştum.
Geçen yıllarda, geçmiş yıllarda bir davam oldu ceza hukukuyla ilgili. Çok ceza çalışmıyorum. O sebepten tekrardan okudum. Gerçekten çok kült bir eser. Aynı zamanda biz hukukçular için de o suçlu psikolojisini anlamak adına çok ciddi veriler var. Peki, şimdi siz bir hanımefendisiniz. Mesleki bir duruşunuz var. Mesleki duruşlar meslekler açısından önemli midir? Mesela avukatlar çatık kaşlı, baston yutmuş gibi, işte ne bileyim, üzerinde daha ciddi kıyafetler olan Sıkıcı insanlar mıdır? insanlar, ciddi. O kadar Zor söyle. insan, zor insanlar her yerde kavga çıkarırlar. Öyle midir? Öyle olması mı gerekir? Yoksa bu bir şey midir? Mahalle baskısı mıdır? Yani mesleğinizdeki mahalle baskısı mıdır? Şimdi ben çok kafa olarak o şablonlara zaten inanmıyorum. Az çok siz de tanımışsınızdır sohbette. Ama bu mesleğin şöyle de bir şeyi var. O enerjinizi alıyor bir defa. Onu kabul etmek gerekir. Ama ben tüm meslekler için şunu derim hep. İnsan kişiliğini mesleğe yansıtır. Siz nasılsanız öyle bir... Meslek kişiliğinizi etki etmez mi? Yani ben tam tersinin daha yoğun baskın olduğunu illa ki Mesela ben etkiler. sizin gülebildiğinizi görüyorum. Evet. Ama duruşmada gülemezsiniz. Yani evet ciddi Değil mi? durmam Yani gerekiyor. Yani hakim, hatta kişiye... hakim de uyarır. Avukat hanım, Tabii niye niye gülüyorsunuz? gülüyorsunuz? Tabii, olaya, duruma göre şekil almak gerekiyor. Yani siz hep duruşmalarda, adliyelerde avukatlara rast geldiyseniz belki ondandır. Ama genel anlamda aslında çok renkli insanlardır da. Hani hayatın hep erken yaştan itibaren 20'li yaşlarda kötü tarafını gördüğümüz için, sıkıntılı tarafını gördüğümüz için hayattan bir o kadar da keyif almayı biliriz. Genel olarak benim etrafımdaki avukat arkadaşlarım öyledir. Mutlaka bir hobileri, bir zevkleri Var vardır. mı sizin? Mesela sizin bir hobiniz var mı? Ya Yani şöyle. bir enstrüman çalar mısınız? Yok, ya da böyle mesela ben operaya gitmekten çok hoşlanırım Tabii der tabii misiniz? sanat severim. Tiyatro, sanat severim. Mutlaka o alanlardan beslenmeye çalışırım. Spor yaparım. Bol bol yürürüm. Yani insanın mesleğin, sizin de mutlaka sıkıntılar vardır. O mesleğin verdiği kötü enerjiyi atması için de aynı zamanda kişisel olarak kendine de bir yatırım yapması gerekiyor. Aslında Bunu... mesleklerimiz benziyor birbirine. Evet, evet, Biz de evet. çok şüpheciyiz, Evet, çok evet, araştırmacıyız. evet. Yani biz tamam şeye çıkmıyoruz ama biz kendi gazetemizde Mahkemenizi kuruyorsunuz mahkememizi zaten. kuruyoruz tabii. Evet. Orada hakim oluyorsunuz, savcı Aynen oluyorsunuz, her aynen. şey Evet, oluyorsunuz. doğru. Benzer meslekler. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gayet Çok güzel bir sohbet geçti. keyifli oldu. Benim için de öyleydi. Yani hemen hemen her şeyden Sizin bahsettik. gibi, Birazcık evet bahsettik evet ama. hayatın içinden gelmiş, yıllardır bu mesleği hakkıyla yapan bir insanla da Teşekkür ederim. Bu sohbeti yapmak, hani hukuk dışında aslında hayatı da konuşmak benim için ayrı keyifliydi. Ben teşekkür Peki ederim. son bir soru soracağım size. Tabii Hiç ki. ünlü müvekkiliniz var mı? Ünlü müvekkilim derken, yani Yani eğer... şöhretli, popüler Yok, hayır, yok. O zaman hayır. ünlü değilsiniz. Öyle bir Çünkü iddiam da yok son zaten. zamanlarda böyle bir şey algı oluştu Evet, biliyorsunuz. evet. Eğer birinin müvekkiliyseniz, ünlü birinin müvekkiliyseniz o avukat da ünleniyor. Evet. Ama burada bir haksız rekabet var mı bilmiyorum ama. Yani ben popülist tarafa girmiyorum açıkçası. Benim için müvekkil müvekkildir. Ünlüsü, ünsüzü, zengini, fakiri Fark olmaz, etmiyor. fark etmiyor. Ama Yani mesela ben... bazı, şimdi bu kimseye laf çakmak için söylemiyorum. Evet. Bazı mesela avukatlar var. Yani yelpazesinde bir sürü ünlü var. Tabii o Şimdi o ciddi zaman anlamda... özellikle mi seçiyorlar? Yani Ciddi anlamda aynı zamanda bir şey de getiriyor. O ün peşine iş de getiriyor. para da Para getiriyor. da getiriyor. Tabii. O zaman işte yatınız, uçağınız vesaireniz oluyor. Olabilir, olabilir. Villalarda Yani benim öyle oturuyorsunuz. kocaman kocaman iddialarım da yok. O meslektaşlarımın da tabii ki seçtiği yol, saygı duymak lazım. Bir şey diyemem. Ama dediğim gibi hani bir ünlü geldiğinde de ben diğer bir müvekkilimden farklı bir muamele yapmam. Ya da çok aslında hani böyle medyatikliği de sevmiyorum. O müvekkillerin çok avukatın sonuçta bir gizlilik de Valla yürütülmesi gerekiyor o bazı avukatlara şeylerin. bir eleştirim var benim. Evet. Daha çok rehabilite ediyorlar biliyorsunuz değil mi? Evet, Yani evet. kişinin problemi var, sorunu var.
Evet. Yani bir psikolog gibi. Yani evet. Tamam duruşmalar devam ama bir psikolog gibi. Aslında böyle yakınlar... bizim bir tarafımız o rehabilite etmek ama çok... Elbette ama o zaman da şey yani onunla birlikte yaşıyormuş gibi bir hal evet, ortaya yok, çıkıyor. Evet yok ona gerek yok. Yani burada hani şeyi ayırt etmek lazım. Siz sadece avukatsınız o davayla ilgili bir yardım sağlamak zorundasınız. Diğer türlü işte basın açıklamalarıymış, oymuş, buymuş, şuymuş falan. Yani ben açıkçası bu benim tabii ki şahsi fikrim. Ben de biraz gereksiz buluyorum. Yani biraz önce dediğim gibi hakimler, savcılar, yargı camiası ne kadar az bilgiyle mahkeme huzuruna çıkarsa o dosyayı ne kadar az bilgiyle ki bir hakim arkadaşım şöyle bir şey demişti ceza hakimi arkadaşım. Mesela ben dedi eğer ilk duruşmada sanık çıkacaksa hiç dosyaya bakmam. Ön yargılı olmamak adına demişti. Dinledikten sonra dosyaya bakarım demişti. O çok hoşuma gitmişti mesela. O yüzden böyle çok etkileyecek, insanları etkileyecek söylemler açıkçası benim de çok hoşuma gitmiyor. Vallahi iki bu tane... bir mahremiyetle de aynı zamanda doğru. Avukat müvekkil ilişkisinde o mahremiyet de korunmalı. Ama belki müvekkilden öyle bir talep geliyordur. Bilemiyorum tabii ki. Şimdi iki meslekte reklam yasağı vardır. Evet. Bir tanesi avukatlarda, evet, evet. Diğeri de doktorlarda. Evet. Yani hiçbir avukat ben en iyi avukatım diyemez. Diyemez. Ya da bu yani, davayı ya da bir ben çözerim de diyemez. Diyemez ya da bir ünlünün avukatı olması onun iyi avukat olduğu anlamına göstermez. Da gelmez. O, aynı evet. Şey hekimler de öyle. Evet. Yani her şeyi ben tedavi ederim, tamir ederim diyemez. Diyemez, doğru. Zaten orada şey var yani bir etik kural var. Bu kesinlikle. İki meslekte etik kurallar. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Son soru da çok hoş oldu, güzel oldu. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.